Şimdi moral büyüsü yoksa battık. Intimidation, eksi 5 moral. Show no mercy, burning whip. Eksi 5 moral. Dur bakalım. Ha gayret. Selam millet, dedir oyunlarla tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda Legend of Keeper oyununu inceleyeceğiz. Legend of Keeper oyunu bana umut vadeden bir oyunmuş gibi geldi şöyle dışarıdan doğru baktığımda. Nivsere dede diyerek ilginç save dosyasını kafadan oluşturmamızı istiyor. İsim vererek oluşturmamızı istiyor. Bu da güzel. Şöyle bakalım nasıl bir oyunmuş. Tebrikler. Zindanlar şirketine hoş geldiniz. Evet, şimdi ne yapmamı istiyorsunuz? Şöyle bir bakalım. Galiba benden bir zindan tasarlamamı istiyor. Place a trap, spell, bon katapult. Level 1 bon katapult. Onaylıyorum. Her zindanda biz boş bir oda bırakırız. En sevdiğiniz büyülerle zindana giren kişilere saldırıya başlamak için idealdir burası. Bazı odalar kendini savaşa adamıştır. Efektif bir strateji uygulamak için içeri giren maceracıları kontrol etmeniz, tek gözlü bir ablanın bunu anlatması mükemmel bu arada. Yaratıkların resistanslarına, dayanıklılıklarına, zırhlarına falan dikkat etmeniz gerekir. Tokal, Mardin, Rizyant. Şimdi şu adamlara bir bakalım. Bu ne yapıyormuş? Natural hasar veriyorlarmış. Bu fiziksel hasar veriyormuş. Armor kırıyormuş. Fiziksel hasar veriyormuş. Yani lambur lumbur yerleştirmek istedim karşılarına ya. Buraya bunu. Buraya bunu. Buraya da bunu. Confirm. En sonunda bir tane boss'um var galiba. Şimdi izliyoruz. Yaratıklar geldiler. Katapult onlara löpçük diye gömşerdi. Buraya geldikleri zaman bir tane büyü yapıştıracağım onlara. Show no mercy diye bir spell atabiliyormuşum. Başka bir şey atamıyorum zaten üzerlerine. Buraya geldikleri zaman benim kahraman adamlarımla savaşacaklar. Seçmiş olduğunuz iş aynı zamanda buraya gelen zavallı savaşçıları parça pinçik dövmekten ibaret. Eğer isterseniz kaçana kadar onların morallerini de bozabilirsiniz. Ha. Bak bak, zavallı adamı nasıl dövüyorlar ya. Scare. Evet. Kaçtı bir tanesi. Wow, arkadaki adama vurarak onu indirdi. Ben de buradan sana bir tane Scream of Terror. Bak, adamı parça pinçik ettiler. Okçu da fena hasar vuruyor ya. Bizim patrona kadar gelmeyi başardılar. Patron böyle şeylerden gıdıklanır ya. Umursar mı böyle şeyleri patron? 80, ikisine birden 20, bleeding verir aynı zamanda, challenge, moral eksi 40, moral eksi 40 yaparsa bu adam zaten kaçar. Evet, okçuyla tek başlarına kaldılar. Whiplash. Kırbacı, vurdun mu, olduğun yere inersin. Başardın. Sen de bu potansiyeli olduğunu biliyordum. Zindan şirketi olarak seninle çalışmaktan çok mutluyuz. Ve senin antrenmanın bitti. Artık göreve başlayabilirsin. Bu anladığım kadarıyla şeyin tam tersi bir oyun. Darkest Dungeon'dı galiba adı. Onun tam tersi. Biz de maceracıları değil, zindandakileri yönetiyoruz böyle. Ne diyelim? Şimdi şöyle bir şey seçemiyoruz. Maceracılar diyoruz. Hazırlık fazı. Maceracıları görüyoruz şuradan. 50 hava hasarı vuran. Üzerindeki penaltıyı bonusa çeviren bir adam. 35 fiziksel hasar vurup zırh kıran. Ve bütün arkadaşlarını kudurtan. Bir adam. 45 fiziksel hasar vuran. Tuzakları dodge eden bir adam. Şimdi burası trap fazı, burası monster fazı, burası büyü fazı, monster fazı, trap fazı, master fazı.
Şöyle gelelim bakalım. Rallying Horn, eksi 10 moral. Ya da Poison Dart, 40 nature damage. Applies 3 poison. Moral de olabilir. Eksi 10 moral de aslında iyidir ama moraller yüksek ya. 10 moral çok iyi değil. Poison Dart. Poison Dart confirm. Adamlar. Şimdi bu air damage vuruyor. Bu adamın air'a karşı dezavantajı yüksek şey, dayanıklılığı yüksek bir adam koyalım. Ice vuruyor. Böyle. Bu adam öne, fronta air vuracak. Böylece air'ı yalan olacak adamın. Bu da fronta physical vuracak. Bunun physical'ı da iyi mi? Yok, physical'ı iyi değil. Canı sağ olsun. Bu adam en arkaya physical vuracak. Physical dayanıklılığı yüksek olan kim? Armor. Armor %15. Armor %15. Bunu da böyle, şunu da böyle koyalım. Physical dayanıklılığı yüksekmiş bunun da. Orta sıraya vuran yok değil mi? Orta sıranın tuzu kuru. Tamam. Orta sıranın gerçekten tuzu kuru. Bu da en arka tarafa fire damage vursun. 60. Ya da fronta ice damage vursun. Bu fronta back'e ice damage vuruyormuş. Çok affedersiniz. Bu da back'e fire damage vurursa zaten back'i indirirler. Güzel. Confirm. Şimdi adamlar, aynı adamlar buraya kadar gelmeyi başarırsa diye devam ediyoruz. O adamlar başaracak diyoruz buraya kadar gelmeyi. Şu adam öne air damage vuruyor. Her zamanki gibi air'a karşı. Ama bu adam da okçu ya. Olmaz ki. Air'a karşı da hiç dayanıklı değil bu herif. Rezillik. Bu adam air'a %50 abi, gelsin. 50 hasarın yarısını yemeyecektir. 25 yiyecektir bu adam. Bu da 35 vurunca totalde 60 hasar yemiş olacak. Löpçük diye inecek. Yo, ona da %15 zırhı var. İnmeyebilir. Bu da arkadakine vuruyor. Dur bakayım. Gerçekten bu olay olabilir. Physical. Bu adamın armor 35. Physical dayanıklılığı iyi. Yavrum ne yapıyorsun sen acaba? O zaman bu takım gayet güzel. Tuzak. Bon katapulta. Eksi 10 moral. Yok. Hepsinde physical hasar. Confirm. Patron, zaten bir tane patronumuz var belli. Evet. Kardeşlerim, psikopat tuzağımızı kurduk. Şimdi izleyelim bakalım. Yılan diye vurdu. Geldiler. Ya. Şimdi Blade Trust'la Physical Damage bilmem ne. Poison'la Poison Damage. Physical Damage, Poison Damage. Verdim Poison abi. Çukuyu verdim. O da ona alev verdi. Niye öldürdü abi? Sanki öldüremiyordu benim hesapladığım hasarlarda. Şimdi bu adam arka tarafa Fireball. Bu adam herkese moral bozukluğu yok. Arka tarafa Fireball. Bu da arka tarafa Ice Block. Freezing Breath'li hepsine vurabiliyor. Yok, arka tarafa Ice Block. Evet, en azından bunu doğru hesaplamışız. Şimdi hesaplayacağımız şey, bakalım yetecek mi? Aynen öyle. Biraz defans yapabildi ama çok da olmadı yani. Arka tarafa Fireball. Böyle yaparsak moral bozukluğu. Yok, tırt. Fireball'u atalım. Ağzı burnu kırıldı adamın. Büyüye geldik. Büyümüz nedir? Burning Lash. Öndeki adamı indiriyor. Show no mercy. Intimidation. Moral yok abi. Kırbaç. Sen tek kaldın koca oğlan. Ha, ne yapacaksın şimdi? Nightmare. Horrorhorns. Yalnız bu da grubun şeyiymiş, tombuluymuş ha. Poison Arrow. Toxic Volley. Hayır, Poison Arrow. Bence 3. bölümden ileri gidemeyecek. İyi savaştık. Hadi bakalım, göster enerjini. Ya. Ya. Güzel kardeşim. Biz seni ezberledik. Biz seni ezberledik. Daha 3. odayı geçemedin. 15 hero katliamı. Kan kazandık.
Tier kazanmadık gözyaşı. Hero korkutmadık çünkü. 140 altın kazandık. Bağ'ı ve Palatine'ı kazandık galiba bir de. Emin değilim. Yo, ya da birini seçmemizi istiyor buradan. Şimdi o zaman bakalım. 100-100. Fronta 50 physical damage, fronta 60 physical damage. Apply 2 bill bleeding. Ben bunu seçeyim. Confirm. Güzel. Görevi seç. Trainer. Altın harcayıp askerlerine eğit. Engineer. Altın harcayıp traplerine upgrade et. Bir de event'ı var. Ofisteki sorunlarla ilgilen. Daha iyi ya da daha kötü olabilir diyor. Altın harcayıp tuzakları biraz geliştirelim. Sav 10'ken 20 olur. Rallying Horn 20 moral. Eksi 20 moral verir. Bon Catapult eksi 20 moral verir. 40'ken 50 poison verir. Moralden girmek aslında iyi olabilir. 2-3 tane birden moral abanmasıyla kaçışmalarına sebep olabiliriz adamların ama. Bilemiyorum ki şimdi çok yüksek moralli adamlar falan gelirse de rezalet oluşabilir. Gözyaşı da lazımmış ama bize. Korkan düşmanlardan elde edilir diyor. Gözyaşı da toplayalım biraz. O yüzden ben şu morali bir upgrade edeyim. Şimdi şuraya gelelim. Burada da şu fiziksel hasarı ve bleed'i upgrade edeyim. Tamam. Yeter. Şimdi Plunder. Senin seçtiğin bir yeri yağlamak için yağlamak ne ya? Yağmalamak için 3 tane gönüllü gönder. Ofisteki sorunlarla ilgilen. Benim seçtiğim yeri yağmalamak için. Yağlamak için. 70-100 arası altın. Risk of injury. Bir tane gönüllü 3 hafta boyunca %50 yaralanabilir. %20 ihtimalle yaratık kurtarılır. %5 ihtimalle yaratık kurtarılır. Aynı altını kazanıyor. Ama yaralanma riski düşük. Adam kurtarmaz diyor. Abi yaralanma riski yüksek olsun. %20 ihtimalle yaratık kurtarılsın. Yaralanmadan çıktılar. Yaratık da kurtaramadılar. Monster da. Task seç. Yapalım bakalım bunu. Koridorlarda yürürken iş için bekleyen bir tane yaratık gördün. Yaratık neymiş? Vineva. Al abi. Şimdi adventurerler geldi işte. Adventürüyorlar mı bakalım? Adventurerler. Oo, gitgide daha atarlı gelmeye başladılar. Bon katapult. Eksi 10 moral. Mükemmel. Upgrade etmediğim seçeneği verdi bana. İkisi de upgrade etmediğim seçenek. Mükemmel değil mi? Ya da acaba bunlar burada, diğerleri burada mı çıkıyordu? Ha, bak bunu da bilemedim. Eksi 20 moral. Bu adam moralden dolayı şey, tırt. Bu adama biraz moral verebilsek aslında, biz eksi moral verebilsek. Patır patır kaçacak ama. Poison verelim, ne yapalım şimdilik. Şimdi güzel kardeşim. 40 fire damage diyor fronta. Ön tarafa. Ön tarafa değil, arka tarafa çalışmamız lazım bizim. Arkaya 50 nature damage diyor. Kesinlikle bu. Arkaya 50 nature damage diye gömçerirsek, gerçi nature'da %40'mış ama. Arkaya 60 ice damage dedim. Ice'a da eksi %50'ymiş. Arkaya ice damage diyelim. Bu iş tamamdır. Şimdi buna moral olarak eksi 20 moral verebiliyormuşum. Aa, geri dönebiliyor muyum acaba ya? Şimdi bu eksi 30 moral veriyor Air'la. Air'a karşı azıcık bir defansı var. Frontu moralden kaçırabiliriz ya. Biz bu 200 canla uğraşmak zorunda kalma. Bu adam ne berbat bir adammış ya. Hem canı yüksek hem morali yüksek. Bir savaştan sonra bir tane adama da moralini geriye veriyor. Vazgeçtim. Moralden falan gitmiyoruz abi biz. Adama da moralini geri veriyormuş. Bu herif ön sıraya vuracak. 35 physical. Physical'ım da kötü ama ne yapalım? Physical iyi olan var mı ya?
Bu adam bütün alana 21 fire vuracak. Bu adam en arkaya 55 air vuracak. Bir saniye. Remove. Böyle koymam lazım. Şimdi bu adam ön tarafa 35 physical vuracak. Armor'u yüksek olan, canı olan bir tane adam burada duruyor. Bu adam arkaya 55 air vuracak. Arka tarafa air resistance'a yüksek olanı koydum. Bu adam herkese fire vuracak. Zaten ona bir çözüm yok. Bu heriflerin ikisi birden arka tarafa gömçelince indirir. Sonra biraz cırmalayacaklar. Bakalım. Confirm. Tuzak. Şimdi işte Relincol Horn ya da Physical. Biz Horn'u bıraktık. Bu adam %50 moral veriyor. O yüzden geçtik abi onu. Burada Physical hasar. Onları biraz cır 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 cır. Tamamdır. Şimdi arkadaki adamdan kurtuluruz bu zamana kadar diye düşünüyorum. Kurtulamazsak vay halimize. Ha, random bir tane yaratığın yerini değiştir diyor. Mükemmelmiş bu da. Şimdi geri kalan yapacağımız şeyler. Bu adamın en dayanıksız olduğu şey armor ve ice. Bu adamın en dayanıksız olduğu şey ice. Varsa ice'ı koyacağız. Ice damage. Ama bunu arkaya koyacağız. Ya da şöyle ortaya koyacağız. Ice damage. Bunlardan özellikle ortaya vuran diye bir şey yok. Tamam. Ön tarafa şunu koyalım. Armor'u çok iyi. Dayanır. Exodus da bu işi hallederler. Büyü de büyüyü zaten kendimiz seçiyoruz. Tamam. Bence mükemmel olacak. Çok hoş olacak. Yılan. Hadi bakalım. Oji dedi. Yerlerini değiştirdi. Mükemmel oldu. Şimdi Poison Arrow'la ona gömçürebiliriz. Toxic Volley'i de hepsine gömçürebiliriz. Hayır abi, Poison Arrow'la ona gömçüreceğim. Sen var ya, hiç sevmedim seni. Hiç beğenmedim hem de. Evet. Ben de seni indiriyorum selametle. Hadi bakalım. Öyle kolay dedim o işler. Scream of Terror. Cleaver, Scream of Terror. Yok abi, hasar. Hasar. Buradan sonra geri dönüş yok maalesef. Ah. Müthiş oldu. Müthiş oldu. Neyse, hasara inanmıştık. Üzerlerinden geçti. 2'ye 3 bir başarı elde edersiniz diye düşünüyorum. Ne dersiniz arkadaşlar? Mesela ben bunu indiririm diyor. Ben de bu durumda saygı duyarım bu yaptığına. Ona tek atsaydım var ya, o kadar üzülürdüm ki. Yo, adamlarımızı güzel dizmişiz. Donmuş kol nedir ya? Adama donmuş kol fırlatıyor. Hero Scared. Şimdi bunu seçersek eğer Bewitch Glove. Her kahraman zindanın başında Elemental Weakness 3 yiyebilir diyor bir ihtimal. İblisler %10 güç kazanır. %20 ihtimalle ölen adamlar iskelet savaşçı olarak geri çıkar. Bence bu başarılı bir şeymiş gibi duruyor. Merchant. Yaratık tuzağı al tüccardan. Upgrade et binalarını. Şimdi 266 olduğu için paramız. Zaten çok bir şey upgrade edemeyeceğim. Bu ne? Employers 10-12. Trap 6-4. Daha bir şey var. Merchant diyelim bakalım. Bu neymiş? Vohtur. Bizde böyle adam yoktur. Bunlar savaşçı. Yağlı kazan. Fire weakness verip fire yağ döküyormuş kafalarından aşağı. Bu adam air damage vuruyormuş. Bu adam fire damage vuruyormuş. Leave. Turumuzu boşa attık. Peki. Plunder'ı biliyoruz zaten. Şuna bir bakalım. Business trip. Business trip'e çıkacaksın. O sırada bir çalışan seç. Satış departmanını korusun. Bu adam. Zaten seçmesi en mantıklı. 12 hafta boyunca bu korusun. Peki. Merchant Business Trip. Merchant çok ilginç. Bu ne yapar? Ice Damage ve Ice Weakness ekler. Leave dedim. Para kazanmıyor muyum ben bu arada ya? Monsterlarını train et.
Tamam abi, gönderiyorum. Benim monsterlarımdan train etmek istediğim hangisi biliyor musun? Bu adam olabilir mi? Alan etkili eksi 15 moral veriyor. Bak mesela bu adam olabilir. Alan etkili eksi 15 moral veriyor ya. Çok güzel bir combo yapılabilir bununla. Adventurer, Frozen Cave, normal reward yıldız, veteran, hard, stronghold. Deneyelim bakalım. Dayak yiyelim. Yalan olalım gidelim ama en azından görmüş olalım nasıl bir şey olduğunu. Şimdi burada bir kere adamlar evet kaliteli geldiler. Bu herif ne yapıyor? Rastgele birilerinin yerini değiştiriyor. Demoralize'den etkilenemiyor. Bu adam... Bir savaşın başlangıcında %50 hasar vuruyor gibi bir şey demiş Monster'a. Peki, ben bunun haricinde bu ikisini demoralize ederek gönderebilirim gibi geliyor bana. Eksi moral verdim. Eksi 15 moral veriyor. Bilmem ne yapıyor. Alan etkili. Frontta. Bu adamlar nereye vuruyorlar abi? Fronta. Fronta. Alan etkili. Alan etkili de iyi vuruyormuş yani. Gerçi bunda ice hasarı acayip yüksek. Bunu ben ortaya koyuyorum abi. Eksi 15 moral vereceğim ama bununla size. Amacım bu. Eksi 15 moral vermek. Bununla da eksi 15 moral vereceğim. Olayım bu. Bununla da eksi 15 moral vereceğim. Moralden yardıracağım bakalım bu adamlara. Ne olacak? Burada Rallying Horn. Eksi 20 moral. Şu adam artık moralden gidemeyeceğine göre buraya kadar bunlar kaçmıştır diye düşünüyorum. Bu adam moral hasarı yiyemeyeceğine göre bu adamı en güzel döveceğimiz şey neymiş? Fire ve Armor. Şimdi Fire hasar veren seni şöyle bir koyalım. Physical hasar, Air hasar, 30 Air hasar, Bleeding tamam. Bunlarla artık savaşacağız ve oradan da boss'a gidecek. Boss da artık onunla savaşacak. Bakalım planlarımız tutacak mı? Evet, ilk moraller gitti. Şuraya doğru bir geldiler. Umarım moral saldırılarımızı yapacak şeyi bulabiliriz. Mükemmel. Çok hoş. Çok güzel. Bir adamımızı hiç oynatmadı zaten. Eksi moral falan verdiremedik o yüzden. Adamlarımız oynayacak mı acaba? Mükemmel. Hiçbir adam oynatmıyor. Bir tane adamımızı sadece oynattı. Scream. Abi hiçbir adamımızın oynamaması planlarımızda yoktu ya. Bu gerçekten kötü oldu. Şimdi moral büyüsü yoksa battık. Intimidation eksi 5 moral. Show no mercy. Burning whip. Eksi 5 moral. Dur bakalım. Ha gayret. Neyse. Dediğimiz oldu. Buraya kadar onlara biz moralden kaçırmış oluruz büyük ihtimalle diyorduk. Bu gerçekleşti. Şimdi Poison Dagger, Blade Thrust. Bleeding ile birlikte Blade Thrust. Şöyle bir saldıralım. Nightmare, Air Damage, Bleeding. Air Damage, Bleeding. Bir dalalım. Güzel. Canımızı yaktı. Adam çok güçlü be aga. Infection, Infernal Kiss. Fire Damage. Biz bu işi biliyormuşuz. Biz bu işi biliyormuşuz. En azından tahmin ettiğimiz gibi güzel bir şey oldu. 27 fire damage. Add 2 stack of the penalty with the most attack each hero. Peki, int için güzel gibi duruyorsun ama ben şu altını tercih edeceğim. Doktor, doktorun tipe bak. Dilini dışarı uzat ve ade. Evet. Milleti kontrol etti. Kurs. Bir tane çalışanını acayip bir kursa gönderebilirsin diyor. Yaratık eğitme merkezinden bir sana bir teklif geliyor. Eksi 262 golda 2 level atlattırırım diyor şu yaratığa. Atlattır abi. Event. İlginç bir tane nesne bulduk. Bizim dükkanlarda gezinirken maceracılar.
Çok kasmayalım. Göz yaşına yatırım yapsam mı biraz daha diye düşünüyorum. Morallere bakalım. %50 moral back, bir tane savaşta. Speed increased. Bir tane trap'te dodge. Başladığında %50 life'la başlatırız diyor yaratığı. Şimdi güzel kardeşim. Ön sıraya, arka sıraya, arka sıraya physical, arka sıraya air. Arka sırada her kim duruyorsa onu zaten mahvettiler. Bombalayacaklar yani. Al. Arka sırada bu. Yaratıkların da şeyini bozacağım diyor ama düzenini bozacağım diyordu bir tanesi. Neyse öyle bir şey yapmıyormuş. Efendim, sizin dayanıksız olduğunuz şey nedir? Fire. Nature. Ice. Hepsi farklı. Kötü. Şimdi o zaman şurada duralım bir. Fire diyelim. Nature diyelim. Confirm diyelim canım. Ondan sonra Rallying Horn verebiliyorsak Rallying Horn verelim madem öyle. Confirm diyelim. Spell'i boş geçelim. Burada 20 de physical damage yapıştıralım onlara. Aynı zamanda front back'ti değil mi? Back'e çok abanıyorsunuz siz ikiniz. 50-60 diye back'e abanıyorsunuz. Back'e en dayanıklı şeyi koyabileceğim. Falantin. Şu vaziyette okey olursunuz gibi geliyor bana. Ve bir sürü efektimiz var. Bakalım onlar neymiş. %30 ihtimalle Elemental'a karşı weak olacaksın. Olmadın. Teşekkür ederim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel başladınız. Size saygı duyuyorum yani. Ne diyeyim ki şimdi? Biraz da moral manda alayım size. Moral manda almadan etkilenmem dedi ben. Teşekkürler. Intimidation. Azıcık bir etkisi oluyor üzerinizde. Burning Whip ile şu adamın bir ağzını burnunu kıralım o zaman. Sıradaki tuzakla ölür gibi geliyor bana o adam. Jort. Evet, kaldınız mı iki kişi çocuklar? Ama senin devamlı ilk oynaman gerçekten ciddi anlamda sinir bozucu biliyor musun? Ciddi anlamda sinir bozucu yani senin ilk oynaman devamlı. Frozen Arm'la bu adamı dondururum. Hepsini hipotermiye sokarım. Yok abi. Frozen Arm'la bu adamı dondur. Sen de alevli opucuk göndererek. Tamam zaten hallettik adamları. Müthiş. Flying Dagger. En öndekine 30 physical hasar vuracağım diyorsun. Rallying Horn. Rallying Horn'um zaten bir tane vardı. O zaman para canım ya. Ben bunları nasıl kullanacağım ya? Bu gözyaşı nasıl kullanılacak abi? Enginar. Bir şeyleri upgrade et. Upgrade için para gerekir diyor böyle. Bon katapult. Bu adam zaten eksi 20 moral veriyor. Yeni grup yaratıklara Enrage 3 ekliyor. İki grup yaratığa ekler diyor bu sefer. Ha. Bleeding 3 ekliyor. Çok karlı değilmiş ki zaten bunları böyle upgrade etmek ya. Hadi buna Bleeding 3 ekleyeyim. Bir sonraki seviyeyi göremiyoruz zaten. Plunder. Yağmala hocam. Bu nedir? Upgrade trap %100. Trap upgrade edildi. Vay, bu güzelmiş gerçekten ya. Dur ya, plunder. Ha, cost'u varmış. Ben demin find değil, cost harcamışım. Gold gain. Hayda. Bir %5 ihtimalle hasar gördü adam, hasar gördü. İnanamıyorum. Bir tane adamımıza para ödemek zorunda kaldık şimdi de. Veteranlar abi. Veteranlara gidelim kardeşlerim. Bir veteran savaşı daha yapalım. Ben bu veteranlara hayatı bak nasıl zindan ediyorum. Master'ın spellerine karşı immune. Mükemmel. Bir tane adamına %50 moralini geri verir. Moral reduce'u %50 düşer.
Bu adamları moralle gönderemeyeceğiz zaten. Biraz da iyi olsaydı canları keşke. O zaman size ben physical hasarı yapıştırayım koçum. Tamam mı? Ne dersiniz? Siz nasıl saldırıyorsunuz? Arka sıra, ön sıra. Ön sıra, pardon. Ön sıra, arka sıra, ön sıra. Ön sıraya fire ve physical abanacaklar. Arkaya air abanacaklar. Ön sıraya fire ve physical abanacaklar. Physical iyi de fire çok kötü be. Ana, hepsinin fire'ı çok kötü. Berbatlar, yıkılıyorlar hatta. Bu adamların Ice'a karşı, Ice'a karşı, Armor'a karşı kötü. Şu adam. Arka sıraya Armor vuracak bir şey yok mu? Oo, çok kötü denk geldik biz bu adamlara ya. Neden böyle oldu? Elemental Weakness da yemiyor herifler. Tüh. Abi canlar da çok korkunç. 280, 215, 185. Nasıl biter bu canlar? Bu canlar bitmez ki. Neyse. Bu kapışmayı yapacağız şimdi. Yapacak bir şey yok. Benim adam Fire'a karşı eksi 40. Bu adam Front'a karşı Physical'la vuracak. Dayanırız en azından. Front'a karşı Fire'la vuracak. Abi yapacak bir şey yok. Yine önde bu duracak. Ondan sonra şu iki adamı dizeceğim. Poison Dart. Front'a vuruyor. Hepsine eksi 20 moral veriyor. Moralden yürüyemeyiz burada biz ya. Vallahi moralden yürüyemeyiz söyleyeyim. Onu geçeceğiz yani. Hadi sonumuz hayırlı olsun. Bu zindan başarısızlıkla sonuçlanabilir. Ne kadar kimin önce oynayacağına bağlı. Evet, başladı rezillikler. Önce oynamalar başladı. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Keşke bütün takımı öldürseydin. Vallahi keşke bütün takımı öldürseydin abi. Tek atsaydın bütün takıma. Master'ın spellinden etkilenmem de geldi. Müthiş. Tek kelimeyle müthiş. Adamlara hiçbir şey olmuyor var ya. Makinalı tüfek gibi geliyorlar üzerimize. Hayret. Sekemedi başka birilerine. Freezing Breath. Evet, en azından birazcık bir işlere yaradı. Infernal Kiss. Boss'a gidiyorlar ya. Boss'a doğru gidiyorlar abi. Gittiler hatta boss'a. Abi adamlar çok güçlü geldi. Beni tuzaklar çok tırt geldi ya. Resmen anladım yani bunu. Deep Slash bir tanesini indireyim zaten de. Bu iş bir 1 vs 1'e dönsün. 20 air damage, 5 bleeding damage. Challenge. Eksi 40 moral. 80 physical. Abi Whip Slash'te gireriz biz bunlara ya. Tıkır tıkır. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Kamçıyı beyinle vurduğum gibi pekmezden akıtırım bak. Armor'u artsın. Enslavement'ı artsın. Ya da ben gold alayım. Evet kardeşlerim, 20. haftasına gelirken oyunun Escape'e bastığımızda ya da şöyle menüye geldiğimizde ne derece bir save'imiz var ya da save'imiz yok bunu görüyoruz. Resume diyeyim. Şöyle geldiğimde olmadı. Böyle geldiğinde main menü dediğimde main menüye dönmek ister misin? Evet. Neyse. Buna ben bir çözüm bulurum. Güzel oyunmuş ya. Açıkçası beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğen, yorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.
Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.